yok. İşlerimiz yaz dolayısıyla ve deprem dolayısıyla çok düşük seviyede şu an. Depremden şehir dışına talep çok olduğu için, şehir dışına gidildiği için insanımız da azaldı. Bir de sıcaktan dolayı kimse çıkmıyor. Aşırı bunaltıcı sıcaklardan dolayı. Nem çok. O yüzden işlerimiz çok aşırı düşük şu an. Zamlar zaten ülkemizin genel sorunu. Yani çok aşırı bir zam var. Yani biz yetişemiyoruz. Boyalar pahalı, ciralar pahalı, malzemeler aşırı pahalı. Yani herkese hak vermek istiyoruz. Yani 11.400 asgari ücret, bir ev kirası olmuş 15 bin, 25 bin, 17 bin. Yani nasıl yaşayacağız, nasıl mücadele edeceğiz bilmiyoruz. Hayat çok, şartlar şu an çok ağır. Bir boyası 50 lira, ayakkabı boyası. Tamirleri değişiyor. Yani 50 lirayla 300'e kadar değişiyor. Alt taban değişimi, dikişi, el dikişi, parça koyması. Bunun yani ayakkabının durumuna göre öyle rastgele olmuyor. Yani en düşük 50 liradan başlıyor. 300-400 liraya kadar çıkıyor. Bir günlük ciromuz hiç belli olmuyor. Yeri geliyor siftah edemiyor. Dün arkadaş mesela 30 lirayla kapattı. Ben cuma günü 230 lirayla kapattım. Cumartesi günü 200 lirayla kapattım. Biz çok aşırı düşük bugünlerde. Bizim bir gelirimiz şeyimiz yok. Yani son nesil olarak biziz burada. Ayakkabıcılar olarak. Tabii işler de bu depremden dolayı, havaların sıcak olmasından dolayı herkes terlik, spor ayakkabısı giymeye başladı. İşlerimiz de çok düştü yani. Daha inanın bak saat kaç oldu, daha yeni sifte ediyorum. Böyle bazen sifte etmeden gidiyoruz. Abi bunları tadilatları dikim yapıyoruz, yapıştırma yapıyoruz. Zaten işler de düştü. Kimse ayakkabı boyatmaya gelmiyor. Boyalara yapılan zamlar için ne düşüneceksin abla? Müşteri diyor 30 liraya ayakkabı boyanır diyor mesela yani. 30 liraya diyor ben 10 tane ayakkabı boyasam 300 lira. Şimdi ayakkabı 4 milyar olmuş abla. Gidiyorlar başka yerde boyatıyorlar. Suriyelilere boyatıyorlar. Geliyorlar benim ayakkabı niye böyle oldu diyor. Sen de 50 lira isteyince diyor ayakkabı 50 lira. Bozmuşsun ayakkabıyı. Belediye başkanım bir daha gelmez zaten.